Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Logitech'in oyunculara özel faresiyle karşınızdayız. Evet. G502 Proteus Core. Evet. Şimdi ben uzun yıllardır Logitech kullanıyorum. G9 serisini. Çok memnunum. Öyle bir alışkanlık oldu bende o. İki model aldım. G9'u aldım, G9X'i aldım. Ama Logitech de bu arada hani boş durmuyor tabii. Ürünlerini yeniliyor. Bir süre onlar şu aksesuara önem vermişlerdi. Tablet aksesuarı işlerine. Şimdi tekrar biraz özlerine döndüler. Yine seri şekilde fare ve klavye işlerine yeni modelleri çıkartıyorlar. G502 bu anlayışın diyelim bir ürünü. G9'a falan hiç benzemiyor. Alakası yok. Şey de öyle bak kutularda da mavi rengi görüyorsun ki Logitech genelde yeşil kullanır. Proteus Core üst seviye bir oyuncu faresi. Şimdi oyuncu faresi nedir? Aslında onu tanımlamak lazım. Evet. Oyuncu faresi bir defa oyuncunun oyun isteklerine dayanıklı, oyun saatlerine dayanıklı faredir. Elinde kalmaz. Bir ayda yamulup gitmeyecek bir fare olması lazım. Üstü başı hemen soyulmaz. Çok tuş olmalı ve o tuşlara bir şeyler atanabilmeli özellikler. O konuda ucu açık olmalı. Çözünürlüğü falan yüksek olacak. Yüksek hatta ayarlanabilir olacak. Ayarlanabilir çözünürlük olacak. İşte çeşitli yüzeylerde çalışabilecek. Genelde oyuncularda kablolu fare tercih ederler. Bu da kablolu bir fare. Onun dışında tabii ki hani uygun fiyatlı da olmasını istersin ama o genelde pek olmaz. bu kadar özellik isteyince normal olarak. Şey de sayalım. Yazılımda birazdan ona da ayrı değineceğiz. O da önemli. Şimdi baktığımız zaman bu fareyi yani bu kriterlerle değerlendirelim. Bir defa oyun farelerin çoğu sağ el için yapılıyor. Ergonomisi sağ ele göre. Bu da sağ el faresi. Sol aksan bir işine yaramaz. Zaten o konuda maalesef çok fazla çeşit yok. Genelde firmalar sağ ele çalışıyorlar. Tuş adedine baktığımız zaman 11 tane ayarlanabilir tuşu var. Maşallah. Evet. böyle ilk baktığın zaman hani nereden ayarlanabilir, yani saymaya kalkarsan sanki ilk başta 11 tane yokmuş gibi gözüküyor. Onun da sebebi şu, yine Logitech'in benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi şu klik olan, orta klik olan tuş aynı zamanda sağ sol klik olarak da çalışabiliyor. Bir tuş, üç tuş aslında. Burada yine benim elime çok alıştığım ve çok sık kullandığım şu iki tuş var. Onun ilerisinde birazdan detaylı bahsedeceğim. Bir tane daha eklenmiş. O da tam parmağının ucuna denk geliyor. Ulaşılabilirliği iyi. Hemen üstünde DPI değiştirme amaçlı konmuş. Şu iki tuş var artı eksi. Bir şey soracağım. Sen kafan karışmadan bunları kullanabiliyor musun? Tabii canım. Çünkü benim kafam karışır. Hangisine basacaktım, ne olacaktı falan derken ama herhalde alışman lazım bir süre sonra. Şu var, senin dediğin doğru. Hani 3 tuşlu klasik fareden şuna geçtiğin zaman bir şaşırıyorsun. Neydi oluyorsun. Ama ben uzun yıllardır G9 da çok tuşlu bir fareydi. Mesela bana da şu şey ek geldi. Şu mesela. Şu an parmağımın ucunda öyle bir şey yoktu daha öncesinde. İlk başta da onu yokmuş gibi alışıyorsun. Unutuyorsun onu varlığını. Kullanmıyorsun. Sonra ufak ufak ya ben şunu nereye atamıştım deyip burada bu vardı deyince 2-3 tıklamadan sonra abi bakmışsın senin parçalı olmuş. Burada bunun şu tekerleğinin böyle sınırsızca döndüğü bir modu var. Bir de sınır modu var. Şu tırtık hissiyatını isteyenler için. Hemen arkasındaki tuş şeyi değiştiriyor. Profil değiştirebilirsin. Yani ben de öyle ayarladım zaten. Şurada gözüküyordur. LED'ler yanıyor. Bunlar benim ayarladığım profilleri değiştiriyor. 3 profilim var. 3 tane LED'e denk geliyor. Tık 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 onları değiştiriyor. Bu iyi olmuş. Daha önce mesela benim G9'umda profil alttan değişiyor. Çeviriyorsun, tıklıyorsun. Uğraşman gerekiyor biraz. Onda da yanlışlıkla değiştirme durumun olmuyordu ama bu böyle daha iyi olmuş. Bu tuşlar totalde 11 tuşun 11'ine de bir özellik atayabilirsin. Çok da rahat birazdan göstereceğim. Şimdi tasarım biraz daha hani G9'da dediğim gibi alakası yok. Ben daha çok hani elimi böyle tam olarak fareyi avuçlayacak şekilde tutmuyorum. Ben daha böyle şu şekilde tutuyorum fareyi. O konuda bir sıkıntı olmadı. Şu parmaklarımın denk geldiği şu kısımlar özel destekli. Hani kaymasın diye. Artı işte ter içinde bu önemli oluyor. Tabii. Bunun şeyini söyleyemem. Buradaki malzeme işte 6 ayda mı sorulur? Bir senede mi? Onu yani dayanıklılık testini söyleyemem. Kullanarak zaten görüyorum. Kullanarak ortaya çıkacak bir şey yok. Şöyle şu sağ ve sol klikler en çok kullanacağım şeylerin ömrüne 20 milyon tık demiş Logitech. Ayaklara şu arkadaki ayaklar içinde 250 kilometre gidersiniz diyor. şey var bu rakamlar hani bizim için falan
çok büyük rakamlar ama oyuncular bitirebiliyorlar. Öyle. Bir de o mesela seri şekilde gidip geliyor. Hani kaldırıyor bir daha eski pozisyonuna getiriyor. Çok bir de oyunun heyecanıyla da o esnada bayağı bir yere vuruyorlar sağlam. Mousepad olarak tabii ki oyuncu mousepadlerini kullanman da fayda olabilir. Hı-hı. Ama her yüzeyde çalışıyor. Yani şu yüzeyde bile çalışıyor. Bu neyi etkiler? Şimdi bu tamam okuma yapabiliyor, okuyor da bir de bunun fiziki olarak biliyorsun kayıyor o yüzeyde. Hı-hı. Dolayısıyla hani orada aslında iki şey var. Birincisi o yüzeyi algılayabilmesi. Hı-hı. Tamam o artık çoktan aşılan bir sorunu. Ama bir de sen bunu fiziki olarak onun üstünde sürtüyorsun. Onun üstünde de kayması lazım. Evet. Dolayısıyla o yüzden iyi bir yani mousepad olmasında Hı-hı. fayda var. Ha olmazsa da ne olur? İşte biraz daha fazla sürtünür. Ama okumasında bir sorun, yani görmesinde bir sorun olmaz. O 250 kilometreyi belki biraz daha erken bitirirsin. Belki de yani. Evet, o da olabilir. Doğru söylüyorsun. Kullandığın yüzeye doğru. göre. Şimdi bak bunun şurada hızlı bir kapağı var. Hı. Açtım. Altında böyle bir bölme çıktı. Buraya şuradaki ağırlıkları takıyorsun. Hatta açayım bunu. Bu da kutudan bu şekilde kendi kutusunda çıkıyor. Güzel, yoksa öteki türlü kaybolur zaten. Kesin. Şöyle göstereyim. Bayanların makyaj kutusu gibi bir şeyler olur ya. Evet. 3.6 gramdan oluşan bu ağırlık seti. Mecburi değil kullanmak. Hı hı. Bunlar şöyle hani çıkarayım. Şöyle. Dikkat ettiysen bir biçimi var. Hı hı. Yani o da önemli. Daha önceki ağırlıklarda genelde ağırlığı işte yüklüyordun bitiyordu. Koyuyordun geçiyordun. Bunda ağırlığı şurada nereye koyacağın da sana kalmış durumda. Hmm. Yani sadece ağırlık vermiyorsun fareye, ağırlığın ne tarafa doğru yatacağını, dengesini de sana bırakmışlar. Güzel. Yani ağırlığın ince ayar yapabiliyorsun. Koymanın da bir ötesinde ağırlık merkezini sen ayarlıyorsun. Nasıl rahat edersen. Ben ağırlıksız kullandım G9'u da, bunu da. Benim için çok şart değil ama hiç kullanmak isteyen de işte bir opsiyon burada duruyor. Çünkü farenin kendi ağırlığı da bence hani hafif fare var öyle söyleyeyim. Şu anki mevcut durumundan daha hafif fare kullanılır. Kişisel bir şey zaten. Evet. Herkes bak, kendi kararı bunu bile hafif buluyorsan işte sana ağırlık. Hı-hı. Hepsini de takabilirsin. Şey yok limit. Bir tane iki tane taktın değil hepsini takabilirsin. 168 gram bu hali. Şu hali. Şimdi bakayım notlarıma. 200 DPI ile 12.000 DPI arası çalışıyor. Yani DPI ile ilgili bir sorun yaşamayacaksın. Hatta işte ne bileyim bu nerede lazım sana yüksek DPI? Onu da söyleyelim. Yani DPI yüksekse gidip 12.000'de kullanılır öyle bir şey yok. Bu biraz monitörün çözünürlüğüyle alakalı. Tabii. Hatta oynadığın oyunun çözünürlüğüyle alakalı. Mesela çift monitör çalışanlara yüksek DPI tabii işe yarıyor. Hı. Şimdi bir de işte 4K devrindeyiz. O da bir yüksek çözünürlük ihtiyacı. Tabii. İşte DPI ihtiyacı doğuruyor. Aralıkları sen mi belirliyorsun yoksa belli aşamaları mı var? Aralıkları ben belirliyorum. Onu da göstereceğim. 1 milisaniye hızında USB şeyde konuşması. Yani baktığın zaman bir oyuncunun bütün ihtiyaçlarını şu anda karşılayabiliyor. Yazılım diğer kısmı. Oraya önemli bakalım. Bir kısmı. Evet. Şimdi öncelikle bunu her zaman Logitech'in sitesinden çeksinler. Son gaming yazılımı. Evet. Mesela bu Logitech'in iyi bir tarafı, mesela bu gaming yazılımı bitti. Tanıyor senin fareni, hemen ona göre açılıyor. Yani her faresine göre ayrı bir şey yapmamışlar. Gaming güzel. Yazılımını de böyle ayırmışlar. Kullanıcıyı zahmetten kurtulmuşlar. Türkçe olduğunun farkındasındır. Hı-hı. Seni böyle karşılıyor. Şimdi burada da göreceğin gibi dahili belleği var yine. Hı-hı. Bu artık standart oldu. Eskiden olmayan fareler de vardı. Oyuncu farelerin hepsi böyle artık. Hı-hı. Ne güzelliği var dersen ben bunu burada bir kere ayarlarım. İstediğim yere giderim. Orada taktığım anda hafızada olduğu için ayarlar. Bütün tuşlarım yerinde kalır. Çok büyük rahatlık. Tabii sonuçta bu program kurulu olmayan bir yerde de kullanma şansın olabilir. Esas tabii bizim çok vakit geçireceğimiz yer burası. Şimdi profillerin 3 tane olduğunu söylemiştim hafızada. Evet. Şurada duruyor. Şurası senin az önce sorduğun şey. DPI ayarları. Şimdi burada istediğin gibi bak böyle ayarlayabilirsin. Şunlar benim şu anda seçtiğim DPI değerleri. 5 tane mi oluyor toplamda? Şimdi şurada 5 tane. Ben 4 tane kullanmışım. 5 tane açabilirsin ya. Ben şu an kapattım mesela. Anladım. 4'e indirdim. Bana 4 yetiyor. Hatta bana 3 de yetiyor. Bu niçin lazım? Mesela şöyle bir senaryo kur kafanda.
Özellikle böyle Counter-Strike hayal et. Onun gibi yerden de silah alıp hemen değiştirdiğin. Mesela oyuna MP5 ile başlamışsın ama yerden işte sniper tüfeğini alabilirsin yerden. Bir anda olabilir böyle bir şey. Şimdi sniper tüfeğinde yüksek hassasiyet olmaz. Orada hassasiyeti düşürmen lazım. Yoksa tutturamazsın. Bir de zoom yapıyorsun ya. Daha doğrusu zoomlu bütün silahlar diyelim. Orada DPI'yi düşürmen lazım. İşte oraya atıyorsun o neyse sana yarayan. Geri geliyorsun o DPI'ye. Orada oynuyorsun. Sonra tekrar otomatiğe mi geçtin? Otomatik silah mı geçtin? Hemen değiştiriyorsun. Hemen değiştiriyorsun. Değiştirmek kolay mı? O fare üzerinden. Değiştirmek çok kolay. Şurada yani hangi tuşu. Az önce anlattın hemen. Ha, atadığın tuşla atadığın tuşla alakalı bir şey aslında bakarsan. Tamam. Şöyle. Bak ben geçen bu arada Shadow of Mordor'u inceledik ya. Onu ben bu fareyle yapmıştım. O yüzden bak burada Mordor profili var. Bak DPI aşağı, DPI yukarı diyor. Gördün mü? O seçilen tuşlar o işe yarıyor işte. Esas burada ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Bak şimdi ileriki yani şu tuş var ya. Onun şimdi iki tane işlevi var benim konfigürasyonumda ve kendi kutudan çıktığı durumda. Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Bu tuş sadece basılı olduğunda işe yarıyor. Bıraktığın anda o fonksiyonu kesiyor. Şimdi shift yapıyor daha doğrusu. Burada geliyorsun. İki tane değer veriyorsun. Diyorsun ki bir tanesi 200 DPI olsun atıyorum. Bir tanesi 2000 değer olsun. Bastığım anda 200'e geliyor. Bıraktığım anda 2000'e geri geliyor. O senin dediğin senaryoda çok uygun kullanım. Çok seri şekilde 2 DPI arasında geçiş yapıyoruz. Çünkü 4 DPI'ye geç arasında 4 DPI mi ayarladın? Bana en baştakiyle en sonuncusu lazımsa ya da işte tek tek basıp geçmen lazım. Tık 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 geri gideceğim. Tık 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 geri geleceğim. Nişan alırken uzun süre işte. Oh tabii. Gerek yok abi. Şeyse sniper'a yönelik düşünüyorsan 200 DPI'yi ayarlarsın. Bastığın anda 200 DPI'yi bıraktığın anda eski haline döner. Çok iyi. Zaten onda profillerle ayarlayabiliyorsun. Ayarlıyorsun tabii şuradan seçiyorsun. Her oyuna farklı yapabilirsin. Tabii. Zaten dikkat ettiysen burada renkler değişik o yüzden. Varsayılan bak. Varsayılanı atadığın zaman senin o varsayılan DPI'nin 2000 DPI ise bastığın zaman 200'e geri geliyor. Bıraktığın zaman geri 2000'e geri geçiyor. Güzelmiş. Ama başka bir şey var. Bak şimdi. Bunun adı aslında G geçişi. Bu tuşun açılımı. Şey esas fonksiyonu. Şimdi bak dikkat et oraya. Bastığın anda bütün tuşlar değişti. Fark ettin mi? Evet. Şimdi 11 tuş böyle sağlanıyor zaten sanırım. Şöyle hayır. 11 özellik zaten var. Ha zaten. Çarpı 2. Ha 22 oldu. Şöyle. Tabii bir tuşu şeye atadığını düşün. Ha tamam doğru. Biri oraya gidiyor. Biri oraya gitti. 20 oluyor o zaman. 20 oluyor evet. Bir anda senin bütün tuşların ikinci fonksiyonunu kazandı. Basılı tuttuğun İyice sürece. İyice kafamız karışacak yani anladığım vallahi kadarıyla. Bu çok süper bir şey. Niye? Çünkü şimdi bazı tuşlar diğerlerinden daha kıymetli. Pozisyon yüzünden. Mesela şu DPI tuşları çok seri basma hızlı yani şu evet. Yandakiler gibi değil. Dolayısıyla ben bu ikisinin başka işler de yapabiliyor olmasını isteyebilirim. Tabii şey zor olur. Yani buna basılınca bir daha buna basamazsın. Bu daha çok hani şuna bastın bu şuradaki tuş seti için geçerli. Mesela sol kliğe bile sen ikinci şeyi atayabilirsin. Basılı tutman mı gerekiyor? Basılı tutman gerekiyor. Tamam. Yani öyle geçiş sağlayıp durmuyor sürekli. Şimdi bak bunu da sana en güzel örnekle açıklayabilirim. Bir oyundasın. Sol klik genelde nedir? Ateş eder. Ateş etme. Standart. Evet. Bir de bazı oyunlarda hani arkadan saldırırsın ya stealth kill vardır. O da farklı bir tuş olur genelde. Şimdi sen bu sayede bu tuşu o iki özelliği de aynı sol klikte yapabilir hale geliyorsun. Çok güzel. Tek farkın şu tuşa da yandan basacaksın. G tuşuna. Bu sol kliğin senin işte sessizce öldürme tuşu haline dönüşecek. Evet çok iyi. Dolayısıyla sık kullandığın bu tuşlara ikinci bir kere daha kullanma şansı elde ediyorsun. Bence çok güzel bir özellik. Bana Mordor oynarken lazım olmadı. Çünkü yani zaten o tuş tam anlamıyla shift tuşu gibi bir şey aslında. Shift anlaşılan tuşu, G geçişi evet. Şimdi burada tabii ki de kritik bir özellik tuş ataması. Tuşa özellik atmak. Hepsini atamayacaksın tabii de. İstediğini atarsın. Tıklıyorsun. Sana hemen şu listeyi çıkarıyor. Burada bak bunlar zaten varsayılan ayarlar. Değiştir. İstediğini yap. Tuş vuruşu var. İşte burada da sana bu sefer bak kopyala yapıştır. O kombinasyonları vermiş. Ama istersen farenin bir tuşuna basarsın. O tuş o senin fare tuşuna atanır. Ben mesela bunu benim fareyi tanımayan, çok tuşunu tanımayan oyunlara işte K tuşunu, L tuşunu böyle oynamadığım tuşları atıyorum. Hiç sorunum kalmıyor o zaman. Yani bu yazılım aracılığıyla oyunları da çözmüş oluyorsun tabii o şekilde ki. Desteklemeyen. Çoklu tuş makrosu da adı üstünde makro. Yani birden fazla seri mesela işte ne bileyim komboları oyunda varsa buraya bir tuşa atıyorsun. Seri tık 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 sen yapmışsın gibi yapıyor. Normalde yapamadığın şeyleri klavyede burada şey tabii yapmış yapabilirsin. Burada da aynı mantık. Kayda başla diyor. Klavyeden yazıyorsun gidiyorsun.
Bunlar temel özellikler. Senin en çok kullanacağın. Geri kalanı çok fazla hani şey değil, lazım olanlara şöyle yani şöyle bakalım mesela şu G tuşu şeyin. Bu da G, çok iyi bir özellik olmuş. Tuşu diyorum şey şuradaki harfi yanabiliyor. O yanmayı istersen hani rahatsız mı etti kapatabilirsin. Karanlıkta oynarken veya en azından hani hep tabii, oyun oynayacak değilse film izleyeceksin. Hayır, o ışık gözünü alır orada. Tabii gözünü alır yani. Şey bu da kapanıyor. DPI de gidebiliyor. Hı-hı. Bak kapandı. Çok iyiymiş evet. Şurada da kapatıyor. Evet, evet aynen görüyorsun. Oradan görünüyor. Nefes alma efekti yapabiliyorsun buna işte. Yanıp sönüyor. İyi yapmışlar. Şurası da bak ilginç. Burada işte oyun amaçlı sert mousepad diyor. G440. Ama sen kendin de yapabiliyorsun bunu. Sana bir 8 çizdiriyor fareyle. Ve kalibre ediyor fareyi. Kullandığın yüzeye göre. Yapsınlar bence şey değil. Hani yapılabilir. Bir zararı yok. Evet bir zararı yok şuradan. Bir örnek yapalım. Bak gördün mü? Şöyle şey çizeceksin. Hı hı. Bak. Hı. Analiz diyor. He, bitti. Şimdi artık bu masada kullanılacak. Tabii en ayarları... ideal aslında kullandığın yerde yapmakta fayda var. Evet. Yani güzel ön bir şey. Ön ayarlar da var herhalde kendi. Tabii tabii. Ön ayarı da var ama bir fark ediyor mu dersen iyi bir mousepad'in zaten varsa çok bir şey ama yapmış adam işte. Yani, bir zararı yok. Bir zararı yok. Bence yapılabilir. Hani herkes yapabilir. Zaten 2 saniyelik iki iş. 2 saniyelik iş. Burası bir süredir çalışıyor bu burada. Hangi fareye ne kadar şey tuşa basmışım onu gösteriyor. Bak tabii ki de sol click'in bir normal fark atmış durumu var. Sol ve sağ da aynı şekilde. Sağ ve sol click kullanmışım ama sol ağır basmış. Evet. Bunlar oyuncak tabii hani şey değil ama güzel. Burası artık yazılımın ayarları. Şey var sürümünü güncelleştirebiliyorsun. Zaten işte internetten çekin ki çekiyorsun. Hep günceli en güncelini almış oluyorsun en başta. Burada göstereceğim şey şu. Arx Control. Bunun şovunu Logitech'in 910 klavyesi var. Orada yapacağız. Bak benim klavye şeyle tabletimle şu tabletimle eşleşmiş durumda. Bunun detayını gireceğim. Evet. Ne yapabiliyorsun dersen bunun üzerinden mesela PC'nin o anki çalışma frekanslarını, sıcaklık durumunu vesairesini. Bunlar aynı network'teler bu arada. O sayede çalışıyorlar. Bak görebiliyorsun sana göstereyim ilk başta. Ya fareyle bir ilgili bir iş bu, değil bu ekran şu an fareyle ilgili değil. Yani fareyle ilgili olanı da var. He. Orada da yani sana... ilginç geldi çünkü. DPI'leri değiştiriyor. Buradan DPI'ni değiştiriyorsun. Onun ne dışında, kadar kullanılır bilmiyorum oradan DPI değiştirmek ama. Şey yapabiliyor. Windows'un sesinin solunu açabiliyor. Yani bunlar... bu da bir oyuncak aslında ama bedava bir yazılım işte. Evet. Şeyde görebilirsin bak işte bütün atanmış profil şeylerini falan gösteriyor. Bunun ama olayı dediğim gibi klavyede göstereceğiz bunu daha çok geldiğinde. 910'da çünkü şey var bunu klavyeye takıyorsun. Ve orada klavyenin ekstra... Klavyenin ekranı gibi bir şey oluyor. Evet klavyenin ekranı haline geliyor. Telefon ya da tablet. Farede çok ihtiyacın da olmayacak. Ama fare içinde koymuşlar. Ben hani şey yapmadım hani oyun oynarken bir... Bu uygulamayı çalıştırmadım. Klavyede de aynı şey çalışıyor değil mi? Program çalışıyor. Klavyede de aynı program çalışacak. Tamam. Zaten bu Arx Control şey. Hani bunun adı o. Genel adı. Onu orada bakacağız. Bakacağız. Orada evet. Da, onu da çünkü mantıklı hale getirmiş Logitech. Ama burada, ilginç gene de ürünün, bilgisayarın hani hızlarını vesairesini tabii, görebiliyor. Tabii o güzel bir şey. Ya buradaki sorun şu. Orada klavyeye bunu takıyorum ya. Önümde duruyor sürekli. Evet. Burada sonuçta bunu bırakıyorsun. Gidiyor. Bunun fareyle bir fiziki ilişkisi yok. Şimdi hem de sen tabii oyun performansını soracaksın evet. Doğal olarak. O kadar çok şey anlattık. En son özellikleri iyi. Orada bir problem yok. Ürün evet. De kaliteli. Vallahi, oyun performansı nasıl? Asıl? Shadow of Mordor'la oynadım daha çok. Hı-hı. Battlefield 4'le oynadım. G9'dan G9X'in üzerine kesinlikle katmış. Özellikle şu G-Shift tuşu. Y değiştirme tuşu. Çok güzel bir tuş. Ben onu o özellik için kullanmadım. Yani benim için orada yeni bir tuş olması. Benim çünkü şu mesafemde de 3 tane tuşum oldu artık. Ben ondan çok memnunum. Üçünü de kullandım aktif olarak. DPI ayarlarını kullanıyorsun. Yani DPI kullanıyorsan onların da yeri güzel. Çünkü çok seri gidip gelmeyeceksen. Çünkü DPI tuşlarının yerine ben hani başka bir şey atama ihtiyacı hissetmedim. Onları öyle bıraktım.
çok benim böyle kolay basabildiğim bir yer değil orası. Hı hı. Ama hani gerektiği anda zaman, evet. Burada rahat rahat basıyorsun. Sadece çok seri olamıyorsun orada. Hı hı. Benim esas kullandığım, serilik anlamında kullandığım tuşlar şu yan scroll'lar. Onlardan vazgeçemiyorum. Yani onsuz bir fare alamam. Öyle o kadar alıştım. Ne için kullanıyorsun onları? İşte şey, her ikisi de iki tane tuş. Çok seri. Yani. Benim için önemli olan şu. Şuradan parmağımı bırakıp, bırakmadan hatta tık diye evet, bir yani. Böyle bir refleks olarak bile o tuşa basabiliyorum ben. O benim için önemli olan şeydi. O da seri olması. Mesela melee derler ya, şu bıçakla birisini öldürme hareketi falan. O mesela benim Battlefield'deki klasik hareketim. Çünkü çok seri olmam gerekiyor. Onu beceriyorum orada. Valla fare çok güzel. Şurada görüyorsun kumaş şeyi de var. Kordon, onu söylemeyi unuttum. Yeterince de uzun. Ağırlığı kullanmadım. Ama sevenler için var. Performansından çok memnunum. Fiyatından memnunum. Bunu da soralım. Fiyatı valla bu oyuncu fareleri, klavyeleri pahalı. Bu da pahalı. 200 liradan başlıyor. Çok böyle geniş bir fiyat aralığı var internette. 250'ye kadar çıkıyor. Ama ortalaması yani 220 civarında falan bulun. TL. Maalesef biraz doların da yükselmesiyle fare fiyatları uçtu. Ben çünkü G'yi, G9'u bu fiyatlarla almamıştım. Hatta 80 miydi, 100 lira mıydı öyle bir şeydi. Ben o bayağı oldu ama çok oldu. X olmayan bir öncekini alalım. Dolar kuru arttı. O zamanlar bir küsürdü, şimdi iki küsür. Maalesef fiyatlar da yükseldi. Tabii. Ben şunu öyle bir mantık söyleyebilirim satın almak için. Şimdi 200 liran var cebinde. Senin zayıf bir ekran kartın varsa, hala mekanik diskin varsa onları değiştirmek, güncellemek dururken gidip fareye, klavyeye yatırma tabii ki de. Tabii ki. Ama onlar tamamsa, ekran kartına yetiyorsa, işte Shadow of Mordor'u oynuyorsun, işte SSD'yi de almışsın. Tamam, şimdi cebinde de paran varsa bunu al. Çünkü bu hakikaten bir şeyler değiştiriyor sana, bir konfor yaratıyor. Kaldı ki yani bir ayda mahvolacak bir fare de değil. Yok. Uzunca bir süre kullanırsın. Uzun süre kullanırsın. Bir de Logitech'in garantisi çok iyi. Zaten bizim sosyalde de yazıyor insanlar. Bir sorun olduğunda parça yurt dışından bile parça geliyor. Hatta evine gelen var yani. Yurt dışına yazmış adam. Türkiye'ye yazmamış. Bilmiyor. Bazıları bilmiyormuş Türkiye'de de hani servis olayı olduğunu. Direkt yurt dışına yazmış. Oradan parça gelmiş. Ama öyle bir şey yapmaya gerek yok. Logitech zaten Türkiye'de var ve bunun servisini düzgün veriyor. Bir düğme bozulması vesaire olduğu zaman garanti kapsamı içinde gönderirler, yapılır. Yani yapılamayacak bir şey olduğunda değiştirebilirler. O artık onların inisiyatifinde olan bir şey. Ama sahipsiz değil fare. Yani bu kadar para verdik, bozulursa diye düşünürsen garantisi var. Ne yapılacaksa yapılır. Çünkü sonuçta sana bir takım garantiler veriliyor. Klik sayısıyla olsun, şu olsun, bu olsun. Dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Tabii bunun da arkasında duracak firma, doğal. Zaten şuraya yazmış bak. Science wins diye. Logitech'in sloganı bu. Yani buna bir bilimsel çaba harcamışlar anlaşılan. Evet. Valla dediğim gibi lüks bir ürün. Başka eksiklerin varsa paranı onlara harca oyun için. Ama yok diyorsan benim artık. İyi bir oyun faresi arıyorum diyorsan. Evet. Bir de tabii her zaman söylüyorum, oyundan para kazanan insanlar var. Tabii. Bugün artık bir de onları düşünmemiz lazım. O zaten alır. En iyi, piyasadaki en iyi farelerden bir tanesi diyebilirim şu an. Çok net bir şekilde. Peki. O zaman bir sonraki incelemede görüşmek üzere.